Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir kötü yorumlar videomuza daha hoş geldiniz. Yeni iPhone 14'ler tanıtıldı. Şimdi bunlara gelen kötü yorumları deneyeceğiz. Bakalım doğru mu yanlış mı? Hızlıca ilk yorumdan başlıyorum. Derek demişler ki Dynamic Island'ın içi görünüyor. Bu doğru. Şu an tam olarak kameraya yansıdığını bilmiyorum. Bakın burada var. Kapattığımda sizde görünmüyor ama böyle biraz yakından baktığımda burada Face ID ve o diğer kısımların boşluğunu görebiliyorum ben. Ama yani bununla ilgili hızlıca şunu söyleyeceğim. Burası görünmese ne olur ki? Doğru, bu kadar. Başka hiçbir anlamı yok. Hızlıca diğer yoruma geçeceğim. Ben bu yorumu çok doğru buluyorum. iCloud saklama alanı iPhone 14'te hala 5 GB geliyor. Veriler yükseldi ama alanı hala yükseltmiyorlar. Kaç model geçse de diyor. Bizim şimdi elimizde bir tane iPhone 13 Pro Max'imiz var. Bunun saklama alanına gireceğim. 14 Pro'yu da alıyorum önüme. Evet, burada 14 Pro'da iCloud'un size ayırdığı ücretsiz saklama alanı 5 GB'ken 13 Pro Max'te de aynı. Arkadaşımızın yorumu kesinlikle doğru. Çünkü sonuçta daha iyi fotoğraflar çekiyorum, daha çok şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bunlar büyüdükçe sonuçta sakladığı verinin boyutu da artıyor. Ama insanlar burada şu kafada arkadaşlar. Diyor ki ben 6 lira veriyorum, 6,5 lira veriyorum ayda. Zaten 50 GB alıyorum diyor. Sonuç olarak Apple'ın size sunduğu ücretsiz saklama alanı bence de artmalı. Doğru bir yorum, doğru bir eleştiri. Umuyoruz bir sonrakinde, artık 15'te daha fazla bir şey bekliyoruz. Ses karşı tarafla konuşurken robota dönüşüyor diyor. Bunu hemen deneyeceğiz. Evet Mami'cim, şimdi sen bir yukarı çık kardeşim bu telefonla. Bir beni oradan ara. Bakalım ses robota dönüyor mu? Evet, aramamız geldi. Stüdyodayım kardeşim. Sen neredesin? Ben de dışarıdayım şu anda. Bana ufaktan bir günün nasıl geçti? Böyle bir 20 saniye falan anlatır mısın bana? Sesin nasıl gelecek görelim. İşte bugün kahvaltı yaptık. Güneşimiz doldu zaten. Ondan sonrasında güzel bir kahvemizi içtik. Bir toplantımızı yaptık. İşimiz bitti. Şimdi çekimdeyiz zaten. Aşağı gel Allah'ın cezası aşağıya. Bu videolarda şaka yapmayın artık diye. Sesin robotik olduğu doğrudur. Niye adam yalan söylesin yani? Ama bu direkt iPhone 14 serisinde olan bir durum değil. Muhtemelen sana gelen cihazla alakalı bir durum var. Onu Apple'ın servisine götürürsen de zaten muhtemelen halledeceklerdir diye düşünüyorum. Bu yorum yanlış. Bir sonraki yoruma bakıyorum. Termal başarımı bir önceki nesle göre çok kötü demişler. Yani telefon biraz fazla ısınıyor demiş arkadaşımız. Bu arada başka bir yorumda da oyun oynadım. Yarım saatte işte şarjım bitti. Şarjı hızlı azalıyor falan filan diye bir yorum vardı. Şarjımız %77, 28.6. Bir 15 dakika oynayayım, gelelim bakalım şarjımız kaça düşecek ve sıcaklığımız ne kadar artacak. 15 dakikamızı başlattık ve ben 15 dakika boyunca etrafta gezip biraz elma fırlatacağım. Bak burada bu arada şu çentik mutlu etmiyor şu an beni. Görmek hoşuma gitmedi o çentiği. Evet, süremiz bitti arkadaşlar. 15 dakika oyunumuzu oynadık. Az önce kaçtı? 28 derece miydi abi? 28,5'tu değil mi? 37.3 diyelim. Bu arada bir şey diyeceğim, ısınmış. Ben acaba şey hani elimle tuttum diye mi böyle çok sıcaklık oraya verdim diye düşünüyordum ama yok, ısınmış arkadaşlar. Şarjı da %72, yani %5 gitti. Bunu beklemiyordum, onu söyleyebilirim. Bu yüzden bu yorum doğru. Şimdi sıradaki kötü yoruma geçiyorum. Kamerayı ve ekranı milimetrik kaydırmakla ile bu Türkçe'ye hayranım ya. Yeni bir ürün yaptıklarını sadece kendilerinin bildiklerini sanıyorlar. Bu doğru. Hemen burada bir adet 13 Pro'muz var. Şöyle kılıfı çıkarıyorum. Biri bir aynı desem yeridir. Hatta biz bir shorts çekmiştik 13 Pro'nun kılıfını 14 Pro'ya taktığımız. Baktığınızda kılıf oturuyor gibi duruyor ama gerçekten kamera birkaç milim yana kaydırılmış. Elbette bununla birlikte içinde birçok devre, birçok şey değişiyor ama bu kılıfı bundan çıkarıp buna takmayayım diye, bir kez daha kılıf parası vereyim diye, bir kez daha ekran koruyucusu parası vereyim diye, ki ekranlar nereden baksanız hani birebir bunun ekran koruyucusunu buna taksanız hiçbir zararı olmaz yani size, ama bunları da sonuçta sıfırdan satmak istiyorlar. Bu yorumda kesinlikle doğru. iPhone 13 ile aynı işlemciyi kullanıyorlar. Böyle yeni telefon olmaz denmiş. Aslında iPhone 13 serisi, 4 telefonu da yani, iPhone 14 ve 14 Plus'la aynı işlemciyi kullanıyorlar. A15 Bionic. Ama 14 ve 14 Plus'ta bunun bir tık daha iyileştirilmiş halinin kullanıldığı söyleniyor. 14 Pro ve 14 Pro Max'leri A16, yani aslında şu anda cep telefonları tarihindeki en güçlü işlemci kullanılıyor şu anda. Ama bu yorum aslında doğru bir yorum. Hani bir parça daha iyileştirerek yeni bir telefon yapmak, bir telefon güncellemesinden farkı yok aslında. Bu yüzden ben bu yorumu yarı yarıya da olsa doğru bir yorum diye adlandırıyorum. 14 Pro'nun çok ağır olduğunu söylemişler. Hemen elimizde 13 Pro'da varken bunları bir hassas tartıyla bir tartalım bakalım gerçekten ağır mı? 208 gram 14 Pro. 13 Pro'yu bir koyuyorum. 205 gram. Ya 3 gramın defa mı olur arkadaşlar Allah aşkına? 3 gram içinde. Ya bu kadar hassaslığı hissediyorsanız ve ağır diyorsanız vallahi helal olsun. Yani yapacak bir şey yok. Bu yorum doğru bir yorum bilimsel olarak ama
Pratikte bence yanlış bir yorum. Ağırlık çok da problem değil yani. Gece çekimlerinde vesaire kamera farkları var sandım. Ama bugün 11 kullanan biri olarak işlemci dışında benim açımdan bariz diyebileceğim bir fark yok. Hemen bunu da deneyelim. Bakalım gece yani karanlık ışıkta nasıl test ediyor? Şimdi Mami dur bakalım seni şöyle bir çekeyim, bana bir poz ver. 11 ile çektim. 14 plus bu arada bayağı zor çekti ya. Evet şu anda iki fotoğrafta önümde aşağı yukarı aynı açıyı yakalamaya çalışmışım ama şu an gördüğüm açıda fark var arkadaşlar ama size şu an ekranda geliyordur. Buna ben doğru ya da yanlış demeyeyim. Siz yorumlarda hangisi doğru hangisi yanlış onu belirtirsiniz artık. Biz size bu arada bu telefonla ilgili eleştirileriniz var mı diye hem YouTube toplulukta hem de Twitter'da size sorduk. Bunları aslında bu yüzden soruyoruz videolarda kullanabilmek için. Sizin düşüncelerinizi cevaplayabilmek için. Ama yani 400 tane tweet geldi. 388 tanesi pahalı. Bu doğru arkadaşlar. Şimdi ben bu yoruma bir ilk olarak doğru diyorum. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var ki bu telefon aslında yurt dışında pahalı değil. Adam geçen sene 13 serisini kaça sattıysa bu senede neredeyse 14 serisini aynı fiyata satıyor. Buradaki pahalılık kesinlikle bizimle alakalı. Çünkü sadece dolar bazında yaptığınızda zaten 20 küsüre geliyor bu telefon. Üstüne bunun vergiler ekleniyor ki başka yorumlarda da eleştirileri insanların vergilereydi. Yani bu yorum doğru bir yorum. Maalesef ki şu an simülasyonumuzla alakalı bir yorum. Çok iyi bir eleştiriye geldim burada. Yıllarca Redmi Note 8 Pro kullandım. Yeniklik, değişik, boşluk, lig olsun istedim. Ama pişman oldum. Telefon Wi-Fi çekmiyor. Bulunduğum evde daha önce eski telefonda böyle bir durum yaşamadım. Bu konu yüzünden ve de uygulama ekranı hiç hoş değil. Öncelikle Türk Dil Kurumu'na seni şikayet edeceğimi belirtmek istiyorum kardeşim. Onun dışında ikinci bir yorum da var. Ondan sonra buna bakacağız. Wi-Fi çekmiyor. Yanımdaki diğer telefonların çekim hızı 56-64 oluyor. Benimkidi. En fazla 39 kadar çıkıyor. Çeşitli Wi-Fi'lerde denedim ama sonuç aynı. Hemen deneyelim. Burada 3 tane 13 Pro, Pro Max ve 14 Pro'muz var. Hatta ben bir tane de Android telefonu ekleyeyim arkadaşlar. Hepsiyle ya kabul etmiyorum çerezinizi. Hız testi başlatalım bakalım. 14 Pro'muz burada. Bakalım testlerimiz nasıl olacak. Evet download'umuz iPhone 13 Pro'da 9.31. Pro Max'te 6.60. Sağ ol kardeşim. Evet Xiaomi Mi 10T Pro 14.46. 14 Pro'da da 14.60. Wi-Fi problemi yok yani. En azından bunu anlamış olduk diye düşünüyorum. Bu yorum yanlış. Çok kasma var. Bağlantısı zayıf. Yani bunu az önce test ettik. Hiçbir kopma zaten yaşamadık. Kasmanın olmasının imkanı yok. Yani bunu hani herhangi bir menü geçişinde problem yok. Onun dışında nasıl anlatabilirim bunu da bilmiyorum. Az önce oyun oynadık. Orada bir kasma olmadı bu yüzden. Bu yoruma direkt yanlış diyeceğim ama devamında şöyle bir şey var. Görüntülü konuşması var diye aldık internet üzerindenmiş. Evet. Galiba telefon alan arkadaşımız FaceTime'ı hani internetsiz diye düşündü ama yani evet WhatsApp gibi de olsa yine internet gerekiyor. Bu yorum yanlış bir yorum. Yani yapacak bir şey yok buna. Anlıyorum senin ama. Alalı 3 gün olmadı telefon eğildi ve cam ayrıldı. Kesinlikle iyi değil. Şöyle bir inceden bir yükleneyim de şimdi başımız belaya girmesin ama. Cebine koyup üstüne mi oturdun acaba hani kalça şeklini mi aldı diye düşünüyorum ama. Yani nasıl bir zorladıysan aleti. Seninki eğilmiş olabilir ama bunun 14'e yaptın. Yani ben bunu yere vurdum kırıldı desem eleştiri olur mu? Bu yüzden bu yorum yanlış, kusura bakma. Üründe ses az gittikçe de gidiyor, sesi az çıkıyor. Güzel, bunu da deneyebiliriz hemen. Önce 13 Pro Max'i açayım. Yani 90'larda devam etti gördüğünüz gibi. Şimdi bir de 14 Pro'da açayım. Sesi 13 Pro Max'ten daha yüksek diyemem ama çok daha az da diyemem. Ortalama diyelim en azından sesi gitgide azalmıyor. Yine cihazın alakalı olabilir. Bu yorum yanlış, üzgünüm. Uygulamalardan bildirim gelmiyor telefona. Bu iOS 16 geldiğinden beri bazı kullanıcılar tarafından 14 olması gerek yok 11'de de 12, 13'te de. Böyle şikayetler geliyor. Doğru olabilir. Ben buna doğru diyorum. Ama bunun 14 Pro ile ya da 14 ile bir alakası yok. Bu yüzden en azından bu ürün özelinde bu yorum yanlış. Ürünü yeni aldım. Instagram kamerası bozuk. Ya bu bazı ürünlerde olabiliyor. Aslında direkt uygulamayla alakalı olabiliyor ama bakalım öyle bir şey var mı? İki tane çektim en azından. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Sizce bozukluk varsa bunun yorumunu siz yapın lütfen. Fotoğrafları beklediğim gibi güzel çekmiyor. Bununla ilgili bir yorum yapamayacağım arkadaşlar. Yani fotoğrafları bir kamerayla karşılaştırırsan evet güzel çekmiyor olabilir ama bence iPhone'ların en çok tercih edilme sebebi zaten gerçekten kameraların iyi olması. Ama görüntü sabitleyici yok demiş. Bunu bir deneyebiliriz. Ben şimdi dışarı çıkayım bir. Hatta S22 Ultra bu konuda biraz daha böyle profesyonel ve yüksek deneyim veriyor. Şurada beni görüyorsunuz arkadaşlar. Bir S22 Ultra'm var, bir de 14 Pro'm var. Şimdi bunların ikisiyle ben dışarıda 2 dakika bir depara kalkacağım, geleceğim. Sonra göreceğiz bakalım gerçekten stabilizasyonu güzel çalışıyor mu? Bir şey söyleyeceğim. S22 Ultra harika çalışıyor. Harika çalışıyor. Şu biraz koşalım. Şuna bak.
S22 Ultra mükemmel lan. Mami kapıyı aç. Arkadaşlar video başından beri bu deneyimleri size bırakıyorum farkındaysanız. Sizce hangisi diye ama S22 Ultra harika çekti gerçekten. 14 Pro bu konuda bir tık tırt geldi bana. Ne yalan söyleyeyim. En azından buradan da videomuzun sponsor olmadığını daha iyi anlamış olsunuz. S22 Ultra daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Daha bu videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Olabildiğince kötü yorumları test etmeye, doğrusunu yanlışını bulmaya çalıştık. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdan abone olabilir, videoyu beğenebilir ya da düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.